Merhaba arkadaşlar, Kanarya Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz dişi kuşla erkek kuşun ayrımı. Belli başlı metotlarımız var. Bu metotların hepsini sizlere göstereceğiz. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Erkek kuş öter. Dişi kuş ötmez. Birinci ayrım özelliği budur arkadaşlar. Şimdi erkek kuşumuzu elimize alıyoruz. Bu Nortollandes cinsi bir kuşumuz arkadaşlar. Şimdi erkek kuşu elimize aldığımızda şu şekilde erkek kuş saldırgan olur. Dişiye nazaran biraz daha saldırgan olur. İkinci özelliği avuç içimize aldığımızda kuşu şu şekilde iki parmağımızla orta parmağımızı aldığımızda avuç içine kadar kuş kuyruğunu aşağı doğru indirir. Şu şekilde aşağı doğru indirir. Arkadaşlar bir başka özelliğimiz de bizim gümüşle yapıyoruz bunu. Bu da tabi çoğu kişi tarafından bilinmez ama yani ispatlanmış, biraz da ispatlanmış bir şey. Kuşumuzu avucumuza yatırdığımız takdirde şu şekilde avucumuza yatırıyoruz düzgünce. Fi bölgesine olduğu yere doğru tuttuğumuzda yukarı aşağı bir izlenim veriyor. Yukarı aşağı olduğunda kuşumuz erkektir arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi tabi bu %100 doğru bir şey değil. Ama velakin %90 ihtimalle doğru olduğunu gösteriyor. Kuşun kafa yapısına bakarız arkadaşlar. Göz çevresine bakarız. Kuşun en önemlisi fi bölgesi. Fi bölgesi şurası arkadaşlar. Dik ve kalkık pozisyonda ise kuşumuz erkektir. Şimdi birçok özellik anlattık. Erkek kuş dik ötümlüdür, öter, kafa yapısı dişiye göre daha sivridir, dişinin biraz daha yuvarlak gelir kafa yapısı. İkincisi gözleri erkeğin elips şeklindedir, dişinin de tam yuvarlak şeklindedir. Tabi bunları ilk aşamada görmeniz imkansız, zor. Belli bir zaman sonrasında uzaktan baktığınızda "Aa, bu kişi erkek" diyebileceksiniz. Ama şu anda ilk aşamada fiisine bakabilirsiniz. Kuşu avucunuza alıp kuyruğunu aşağı yatırıyorsa erkek olduğunu bakabilirsiniz. En önemlisi özelliği erkek kuş öter arkadaşlar. Dişi ötmez. Erkek kuş uzun namelerle öter. Dişi sadece cik der, cik der, sonra susar. Dişinin ötme durumu yok. Şimdi dişi kuşumuza bakalım. Şimdi avuç içimize kuşumuzu şöyle yaptığımızda avuç içimize koyduk orta parmağımızda. Kuşun kuyruğunun erkeğe nazaran biraz daha kalkık olduğunu, şu şekilde kalkık olduğunu gördük. Erkek kuş kuyruğunu indiriyordu, kapatıyordu. Dişi de aksine kaldırıyor, yukarı doğru kaldırıyor. Bu şekilde kalkık olduğunu görüyoruz. Şimdi asıl mesele yüzük. Bunu çoğu üstadlar diyor ya, Evren sen bunu nasıl yapıyorsun? Biz yapıyoruz, bizde olmuyor. Sen nasıl yapıyorsun? Bir tane gümüş yüzük iple bağladığımızda, fi bölgesini doğru tuttuğumuzda bir süre sonra yüzüğün yuvarlak gezindiğini göreceksiniz arkadaşlar. Yani bu, ben bunu YouTube'da yine birkaç videoda izlemiştim. Bilimsel olarak da açıklanmış. İşte bir tane abimiz gümüş yüzüğü erkek çocuğun üstüne tutuyor, dik gidiyor. Kız çocuğun üstüne tuttuğunda yuvarlak dönüyor.
Aynı şekilde hayvanlarda da bu şekilde arkadaşlar. Hani cinsiyet ırkını bilemediğiniz zaman ben denedim kanaryalarda. Bunda %90'lık bir sonuç aldım. Şimdi dişi kuş erkeğe nazaran biraz daha az saldırır. Çok saldırmaz. Göz yapısı tam anlamıyla yuvarlaktır arkadaşlar. Dişi biraz daha sakindir yani erkeğe nazaran. Erkek daha çok saldırgan olur. Ve kafa yapısı da erkeğe nazaran biraz daha böyle yuvarlak gider. Yani ama en önemli özelliği göz çevresine baktığınızda gözlerinin tamamen yuvarlak olduğunu göreceksinizdir. Avucunuza yatırdığınızda kuşu şu şekilde yatırdığınızda kuş çok fazla kıprama yani kıpraşmaz dişi kuş. Erkek kaçmaya çalışır, ısırmaya çalışır, hoplamaya çalışır. Şimdi fi bölgesine bakalım. Fi bölgesi de erkeğe nazaran arkaya doğru uzanacak arkadaşlar. Yani erkekte fisi dik, ucunda bir şey varmış gibi dik, dişide de ucunda hiçbir şey yokmuş gibi arkaya doğru uzandığını göreceksiniz. Yani dişi kuşumuz da bu şekilde arkadaşlar. Bu da bir North Hollandaise sarı bir dişi kuşumuz. Kanaryaların en belirgin özelliklerinden bir tanesi dişi ve erkektir arkadaşlar. Hani dişi ve erkek ayrımında çoğu üretici ve çoğu yetiştirici çok şaşırırlar, yanılırlar. Hani biz de kendi tabirimizde belli başlı bir metotlar uyguladık. O metotlarla sizleri de bilgilendirmek istedik. Size faydalı video yaptıysak ne mutlu bize. Kanalımıza abone olmayı, bizi desteklemeyi hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Sizin desteklerinize de ihtiyacımız var. Herkese hayırlı günler diliyorum. Yaklaştır. Kaçar ama.